İsmim Doğuş, Medyanet, Mobya'dan. 2013 başlarında Türkiye'nin yine ilk RTB panelinde moderatör bendim. 2,5 sene sonra bugün mobil programatiği konuşuyor olacağız sizinle. Bu güzel bir gelişme. Arada geçen bu 2,5 senede artık programatik hepimizin gündemine bir şekilde girdi. Mobil özelinde pazar çok daha hızlı büyüyor ve mobil konusu biraz daha belki desktop'a göre komplike olduğu için bu konuda bazı soru işaretleri var hepimizde. Bunları biraz daha aydınlatmak için şimdi çok değerli bazı panelistlerle bir araya geleceğiz. Ben arkadaşlarımı çağırmak istiyorum. Kaan Yıldızalp, Vivaki Başkan Yardımcısı. Kaan Bey. Ender Özcan, Adjust MENA Ortadoğu yöneticisi. Buyurun Ender Bey. Ve Emre Gönül, Mobilike Satış Direktörü olarak aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi 20 dakikamız var. Çok hızlı, çok konuyu cover etmeye çalışacağız. O yüzden ben hızlıca sorulara giriyorum. Bir Emre Bey'le başlamak istiyorum. Emre Bey, programatik hani duymuşuzdur hepimiz biliyoruz ama programatik reklamcılık tam olarak nedir? Şöyle kısaca bir özetlerseniz ve programatik reklamcılık da şimdi programatik diyoruz, RTB diyoruz, real time bidding diyoruz. Hani bunlar nelerdir? Farklı satın alma modelleri nelerdir? Bir kısaca bize özetleyebilir misiniz? Evet, en zor sorudan başlamış olduk. Herkesin aslında kafası bu tarafta karışık. Hani programatik reklam modeli, yani reklam satın alma modeli aslında günün sonunda. RTB ise bunun satın alma modellerinden sadece bir tanesi. Yani bir çatı kavram Aynen programatik diye öyle. İşte düşünebiliriz. bunun içerisinde işte private deal'lar gibi başka satın alma modelleri de var ama hani günün sonunda programatik genel anlamda normal satış ofislerinin ya da mecraların satış ekiplerinden teklif alınarak veya farklı modellerde değil de bu işin daha teknolojiye inmiş hali diyerek düşünebiliriz yani. Bunlardan model olarak neler söylenebilir? İşte private deal'lar tarafı söylenebilir, RTB tarafı söylenebilir ki RTB tarafı bu işin zaten hani daha çok açık arttırma usulüyle giden tarafı. 2,5 sene önce hatırlıyorum işte biz Evet. RTB çok popüler bir Evet, kavramdı. Şimdi ilk bugün programatik çok Aynen popüler bir kavram haline geldi. öyle. Diğer satın alma modelleri hayatımıza girdikçe aslında RTB'den çıkıp biraz daha programatiğe döndük. Aslında doğru olan noktada şu anda var olduğumuzu daha çok söyleyebiliriz. Mobil tarafta ise biz bu işe aslında daha çok da yeni girmiş durumdayız. Hani web'deki kadar ileride olduğu çok fazla söylenemez. Emekleyerek biraz başlandı ama 2015 yılı bu anlamda çok fazla büyüdüğünü de söyleyebiliriz. 2014 Mart ayında ilk defa mobilde programatiği kendi network'ümüz içinde başlattık. 2015 işte sonuna geliyoruz ki şu an programatik tarafı network'lerin ve mecraların ciddi gelir kalemleri içine girmeye başladı. Burada da ajanslarla yapılan private deal'lar tarafı, RTB tarafına açılan tarafı çok ciddi gelir kaynağı olmaya başladı ve şu anda da Devam bu şekilde ediyor. devam ediyor. Harika. Bu tam bu noktada belki Kaan Bey'e bir döneyim. Kaan Bey, şimdi programatik kampanyalardan bahsettik. Burada ne tarz hedeflemeler yapıyoruz? Yani programatik burada nasıl avantajlar getiriyor ve mobil özelinde mobilin getirdiği avantajlar, dezavantajlar var mı acaba? Aslında şöyle söylemek lazım. Normal bir medya planlamasında veya mobil display planlamada genelde envanter statik biçimde alınır. İşte bu gösterimdir, tıklamadır. Ama günün sonunda biz hedeflediğimiz tüketiciye bir günde belki bir kere, iki kere ulaşabiliyoruz. Mobil programatik aslında bunu değiştiren ve evrimine sebep olan satın alma biçimlerinden bir tanesi. Günün sonunda gerçek zaman bir hedeflemeden bahsediyoruz. Bunun tabii ki alt kırılımlarında davranışsal hedefleme, kontekstual hedefleme, işte demo, yaş vesaire gibi hedeflemeler zaten Datalar hesapta da mevcut. yıllardır yapılıyor. Ama bunun üzerine
özellikle device dediğimiz yani akıllı telefondaki hareketlerin segmente edilmesi, bu işte kullandığınız app'in takip edilmesi, hangi app kullandığınızı segmente etmek veya akıllı telefonda yapmış olduğunuz işte flaşı açmak, bataryayı kapatmak, Wi-Fi'yi kapatmak, Wi-Fi'yi açmak gibi dataların segmente edilmesi ve aynı zamanda da gerçek zamanlı olarak hangi lokasyondaysanız, hangi coğrafyadaysanız o coğrafya özel, o lokasyon özel gerçek zamanlı hedeflemelerin hayata geçirilmesi. Bence en büyük şeylerden bir tanesi mobilde, desktop'ta karşılaştırıldığında gerçek zamanlı hedeflemeyi gerçek zamanlı optimizasyonla birleştirmek. Bu reklam verine ve ajansı aslında bütçe anlamında bir verimlilik de yaratıyor. Hı hı. Bu şekilde özetleyebilirim. Harika. Şimdi şeylerden bahsettik. Bu gerçek zamanlı hedefleme, gerçek zamanlı insanlara reklamı gösterebilme, özelleştirebilme reklamları. Belki Ender Bey bize şey konusunda yardımcı olur. Bu kampanyaları biz yaptıktan sonra ölçümlememiz nasıl oluyor? Biz attribution yapmak istediğimiz zaman bunları nasıl yapıyoruz bu konuda? Ne bilgi verebilirsiniz? Mobil tarafına bakınca aslında çok önemli bir kısmını mobile uygulamalar kapsıyor. Burada işin içine App Store'lar da giriyor tabii ki. Ölçümleme webde cookie'lerle, piksellerle yapılırken yani bir ziyaretçi kavramı vardı webde. Şu anda App Install'lar başladı. Yani bir kullanıcının adımını attığı nokta aslında install ve sonrasında gerçekleşiyor. Cookie'ler uygulama App Store'ların ortaya çıkması da çalışmaz oldu. Bu anlamda farklı ölçümleme teknolojileri var, app tracking teknolojileri var ya da analytics tool'ları var diyeyim. Buradaki önem şu, aslında eskiden kapalı bir kutu gibi olan App Store'lar şu anda hangi mecradan ne kadar trafiğin alındığının ölçülebildiği bir platform haline geldi. Ve reklam verenler de aslında hem RTB hem premium hem de farklı networkler üzerinden almış oldukları trafiğin ne kadar yatırıma geri dönüş yaptığını, birincisi user acquisition tarafında, ikincisi de uygulama içi davranış biçimlerinde ölçümleme şansı bulabiliyorlar. Burada tabii third party tracking tool'ların önemi ortaya çıkıyor, farklı analytics tool'ların önemi ortaya çıkıyor. İşte mobile has yine tekrardan engagement tool'ları var, push notification gibi. Bunların tekrardan ölçümlenmesi, kullanıcılara tekrardan ne şekilde aksiyon aldırdığını göstermek mümkün olabiliyor. Türkiye'de son 1-1,5 senedir bu tarz tool'lar kullanılıyor aktif olarak ama işte günden güne aslında reklam verenler de doğru mecrayı, doğru yayıncıyı ya da doğru kampanyayı hatta ve hatta bannerlardaki farklı kreatiflerin üzerindeki AB testingleriyle hangi kreatifin daha iyi çalıştığını ölçümlemeleri mümkün olabiliyor. Peki burada mobilin getirdiği bir dezavantaj var mı mobil olmasının cihazın? Aslında yok ama her teknolojinin kendi leverage'ları var, kendi teknik zorlukları var. Mobil app dünyası tabii ki işin içinde app store'lar olduğu için, işte release süreçleri, update süreçleri olduğu için biraz daha web'e göre high maintenance bir ortam diyebilirim. Ama bunun yanında çok büyük katkıları da var. Çünkü markalar artık sürekli mobil uygulama dünyasına yöneliyorlar. Sebebi de şu. Bir kere müşterinin ya da bir kullanıcının cebine girdikten sonra onunla engage olmak için push notification, işte retargeting kampanyaları gibi mobile özelde marketing tool'ları elde etmiş bulunmaktalar. Bu anlamda bence mobilin teknik zorluklarını yaratmış olduğu katma değer kesinlikle etkisiz hale getirmekte. Süper. Şimdi Emre Bey, hani programatik şu an hepimizin gündeminde bir şekilde konuşuyoruz yayıncı tarafında, reklam veren tarafında. Belki yayıncı tarafında biraz daha bilen birisi olarak. Ne durumda orada bakış açısı? Nerelerdeyiz? Yayıncı tarafında yani yayıncı tarafının da içinde olduğu networklerin de bu tarafta yanlış bildiği bazı şeyler vardı. Biz ilk başta ilk girdiğimiz noktada hemen whitelistler ve blacklistler oluşturmaya başladık. Bunlar neydi? İşte biz zaten premium satış yaptığımız müşteriden programatik üzerinden girmesini değil de premium satın alım yapmayan müşterinin girmesini daha çok arzuluyorduk. Ama burada şimdi private deal'lar, burada o markalara da gidilen, satış hedeflerine de girilen bir noktada geldi. Mecraların buradaki korkuları aslında bunun yönetimi üzerineydi. Ama
artık bunlarla ilgili her satış ofisinde, her network'te de her mecranın kendi içinde bu tarz departmanlar kurulmaya başlandı. Biz kendi içimizde bile bununla alakalı yaklaşık 4-5 kişilik bir ekip çalıştırıyoruz. Hem bunun mevcut optimizasyonları, hem doğru reklamların girilmesi, istenilmeyen reklamların girilmemesi, ki en ağır kısmı aslında istenilmeyen reklamlar. Bunlar işte ilaç olabilir, çeşitli cinsel içerikli reklamlar olabilir ki onlarla alakalı zaten sürekli kontrolleri yapan ekipler çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bunlar ne kadar otomatize olarak kontrol edilip engellense de oluşabilecek herhangi bir teknik hatayı bile kaldırmak istemiyor mecralar bu anlamda. Yani orada zaten bildiğim kadarıyla, biliyorum bu arada, SSB'ler, ad exchange'ler gayet hani detaylı kontrol mekanizması vermiş durumda yayıncılara. Hani kullanılıyor bunlar diye düşünüyorum. Kullanılan kısımlar aslında daha çok mecralar ağırlıklı bunu web tarafında kullanıyorlar. Mobil taraf hani web kadar işin ağırlığının üzerinde olunan kısmı değildi. Ne zaman ki mobil trafikler web'i yakaladı ve belli mecralarda da hatta bunun üzerine geçti. Bundan sonra şu an bu taraflar daha fokus olunur ve bu taraflar daha çok engellenir hale geldi. Geçen seneye kadar gerçekten çok azdı programatik tarafına, manterini trafiğini açan mecra sayısı. Bir mobil siteler üzerinde vardı. App'ler vesaireler tarafları tamamen boştu. O yüzden de biraz daha hani o algı trafiklerin ve mobilin büyümesiyle biraz daha değişiyor. Değişti ve arttı. Mecraların da bu taraftaki yaklaşımları hani ağırlıklı sadece bu alanları yönetmek ve boşta kalan trafiği en aktif ve en doğru şekilde gelire dönüştürmek en büyük kaygı olarak görüldüğünde. Harika. Kaan Bey, peki bunun reklam veren tarafı nasıl? Yani reklam verenler bu işi iyice algılamış durumda mı? Burada şimdi şeyi biliyorum, bu DSP'lerin örneğin bazı kodlarını sitelere koymak gerekebiliyor optimizasyon amaçlı. Bunlara sıcak bakılıyor mu? Reklam veren Türkiye'de ne düşünüyor? Şimdi aslında iki tarafın da iki konusu reklam verini bağlıyor. Bunlardan bir tanesi hala reklam verinin kafasında. Ben mobil programatik tarafa girdiğim zaman, aslında programatik tarafa girdiğim zaman brand safety bir alana mı giriyorum? Hangi envantere giriyorum? Nasıl hareket ediyorum ve aslında benim marka guideline'larıma uygun bir şekilde mi ilerliyorum noktası hala reklam verenin kafasında bir soru işareti. Bunu sık sık reklam verenlerle konuştuğumuzda da bizim önümüze geliyor. Bizim burada söylediğimiz şeylerden bir tanesi, aslında biz bir gösterim veya bir tıklama satın almıyoruz artık. Bizim satın aldığımız şey hedef kitle. Yani bu derinlemesine bir hedef kitle segmentasyonu olabilir. Farklı bir segmentasyon olabilir. Ama günün sonunda bir hedef kitleyi satın alıyoruz. O yüzden de hangi envanterde olursak olalım, eğer doğru bir şekilde hedeflemeyi yaptıysak ve doğru kontentleri seçtiysek zaten brand safety konusunu bir şekilde aşmış oluyoruz. İkincisi, hala reklamların kafasında olan ve ajansların kafasında olan konulardan bir tanesi ölçümleme. Ölçümlemeye baktığımız zaman işin sadece bir kısmı mobilde, diğer kısmı desktop'ta, tablette, belki büyük bir çoğunluğu da televizyonda dönüyor. Bu ekranlar arasındaki geçişlerin analiz edilmesi, performanslarını karşılaştırması, belki televizyon için çok erken ama ilerleyen dönemlerde televizyonu da konuşuyor olacağız. Özellikle mobilde, tablette ve desktop'taki performanslar nasıl gerçekleşiyor ve bununla beraber de aslında tüketicinin yolculuğu desktop'tan başlayıp nerede bitiyor? Mobilde mi bitiyor, tablette mi bitiyor? Yoksa tablette başlayıp desktop'ta mı bitiyor? Bunu çözdüğümüz anda zaten ister istemez mobil taraftaki yatırımlar çok hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü bazı gerçekler var. Mobil trafikler birçok web sitesinin, webin trafiklerini geçmiş durumda. Aramalarda bunu görüyoruz, web sitelerinde bunu görüyoruz. Markaların kendi sayfalarında bunu görüyoruz. O yüzden ölçümleme iyi doğru yapabilmek, doğru oturtabilmek, analitik tarafı doğru kurgulamak ve bununla beraber de reklam verinde aslında doğru KPI'leri set etmek en önemli konulardan bir tanesi reklam veren tarafında ve ajans tarafında. Harika. Ama sonuçta bakış açısı pozitif diye anlıyorum. Bazı sorular olmasına rağmen ve sanki bu taraftaki bütçeler gittikçe artıyor. Daha yeni biliyorsunuz IAB'nin açıkladığı bazı rakamlar var. Hani pazarda bir şey var gibi görünüyor. Yani tüm markalarda gördüğümüz şey mobil yatırımların arttığı yönünde. Yatırımların bu
tarafa doğru arttığı yönünde. Zaten yurt dışındaki trend de bu şekilde ilerliyor. Yurt dışındaki trendi bir kenara bıraktığımız zaman, Türkiye'deki kullanıcı trendlerine baktığımız zaman zaten ister istemez reklam yatırımlarının bu tarafa doğru kayması gerektiğini görüyoruz. Hem akıllı telefon kullanım penetrasyonlarında, cihaz kullanım penetrasyonlarında, hem de operatörlerin aslında bu alandaki yatırımlarını da göz önüne aldığımızda ilerleyen dönemlerde daha da önemli bir noktaya doğru gidecek mobil. Harika. Peki bu sizin çalıştığınız diğer ülkelerde veya belki globalde nasıl bir durumda? Yani reklam verenler, yayıncılar mobil programatiğe veya programatiğe genel olarak nasıl bakıyor? Yani mobil ekosistem gitgide gelişiyor aslına bakarsanız. Yani globalde böyle Türkiye belki 6 ay, 8 ay gerisinden geliyor olabilir pazarın ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde teknolojik yatırımlar ve bunun geri dönüşü olduğu sürece de devam edecek şekilde düşünüyorum ben. Burada yani programatiğin önemi şu, birincisi envanterleri real time bir şekilde kontrol etmek mümkün. İkincisi mevcut kullanıcıları farklı platformlarda tekrar yakalayıp geri çekmek davranış biçimlerine göre. Mesela bir e-ticaret uygulamasında belki üyelik yapmış ama sepetine henüz hiçbir item koymamış kullanıcıyı başka bir envanterde yakalayabilmek için aslında bunun teknik altyapısını oluşturan şey aslında programatik. İkincisi de benim gördüğüm, yani Türkiye'de de şu anda oldukça sık kullanılıyor. Çünkü Türkiye'de televizyon da özel bir mecra. Mesela programatiğin çok önemli yer kapladığı bir konu da TV monitoring tool'larıyla app tracking tool'larının birleşimi. Yani Shazam benzeri altyapılarla televizyonda bir spot çıktığı anda bir ad exchange üzerinden farklı platformlarda second device görünürlüğünü arttırabilen yazılımlar var. Bu şekilde mesela ben bir bankacılık reklamı gördüğüm anda Google'da search yaptığım anda o bankanın o zaman aralığındaki görünürlüğünü bidini arttırmak ve işte user acquisition'ı sağlamak mümkün olabiliyor. Türkiye'de bunlar kullanılmaya başlandı. Türkiye'de markalar çok büyük. O anlamda bence teknolojik her türlü altyapıyı direkt destekleyebilecek bir altyapı var. Yani yurt dışına gittiğimizde Avrupa'da genellikle startup oyuncular daha çok ortaya çıkıyor ama Türkiye'de corporate firmalar özellikle reklam veren tarafını dolduruyor. O yüzden de yatırım yapmaya çok daha meyilliler ve bu tarz teknolojik gelişmeleri her anlamda destekleyebilecek bir bütçe ve altyapıya sahipler. Harika, çok teşekkür ederim. Zamanımız varsa belki bir iki soru alabiliriz. Sorusu olan varsa. Yok gibi görüyorum. Çok kısaca kapatmak için şöyle belki özetleyebiliriz konuştuklarımızı. Türkiye'de pazar artık gayet olgunlaşmış durumda. AYB Türkiye'nin açıkladığı bazı rakamlar var. İlk 6 ayda 30 milyon civarında bir pazardan bahsediyoruz. Ki sene sonuna kadar bu gayet büyüyecektir. Bu programatiğin kendi şeyini anlatıyor bize, nerede olduğunu. Reklam verenler ve yayıncılar şu an artık bu işe daha fokuslular. Bazı daha önceki sorunlar gideriliyor. Global zaten bu tarafta iyice artmış durumda. Ölçümlemeler bu konuda sorunsuz yapılabiliyor. Yani bir başka deyişle hepimiz hazırız. Hem programatik olarak hem mobil programatik olarak. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler.